Neyi bekliyoruz? Gölgelendirme sanatçıları salta alıyorlar. Kendilerini biraz fazla kaptırmışlar. Bu bir fraktal mı? Sanırım şu kabarık şekil kendini tekrarlıyor. Galiba başka bir yerde konuşsak daha iyi olacak. Ben Bet, gölgelendirme sanatçısıyım. Selam, ben de Ana. Ve ben de gölgelendirme sanatçısıyım. Bu bölüm gölgelendirmede sürekli kullandığımız desenler konusunda olacak. Filmlerimizde gördüğünüz her şeyin yüzey görüntüsünü gölgelendirme ile yaratıyoruz. Arabalar, böcekler, ağaçlar, uzaylılar. Hepsi ilk başta üç boyutlu modelleme ile oluşturulur. Bu halleriyle yüzey özellikleri henüz yoktur. Sahne ve karakterlerin gerçekçi gözükmeleri için modellerin üzerini yarattığımız dokularla kaplıyoruz. Burada gözükmek kelimesini vurgulamak istiyorum. Çünkü gerçekliği yeniden yaratma gibi bir amacımız yok. Daha çok bir yüzeyi gerçekçi göstermek için gerekli özellikleri anlamaya çabalıyoruz. Ve çoğu zamanda bu özellik desendir. Bir yüzey yaratmaya başladığımızda genellikle gerçek hayatta gördüğümüz şeyleri referans alırız. Burada birkaç farklı özelliğe odaklanıyoruz. Renk, aydınlatma yani yüzeyin ışığa verdiği tepki ve yerleştirme yani yüzeyin ne kadar çıkıntılı ya da pürüzsüz olacağı. Bunu Arlo'da nasıl uyguladığımızdan bahsedelim. İyi bir dinozor filminde Arlo'nun genç ve ışıl ışıl gözükmesi gerekiyordu. Derisini yaparken sükülent türü bir bitki çeşidi olan Titanopsis'ten ilham aldık. Bitkiyi yakından incelediğimizde Arlo'ya uyacak dokuyu kafamızda canlandırabiliyorduk. Öncelikle desenin temelini oluşturan yüzey üzerindeki hücreler geliyor. Renk açısından incelediğimizde tek renk olan hücrelerin daha koyu renkli halkalarla çevrildiğini görüyoruz. Bitkinin yüzeyi ise parlak ama bu hafif bir parlaklık. Keskin bir parlaklık değil. Son olarak deseni oluşturan hücrelerin yüzeyden çıkıntılı göründüklerini ve burada tümsekli bir yapı olduğunu fark ettik. Bitkinin bu temel özelliklerini anlayınca deseni oluşturmaya başladık. Desende doğal bir görüntü elde etmek için bir şey daha eklememiz gerekiyordu: rastlantısallık. Bilgisayar grafikleriyle inandırıcı bir rastlantısallık yaratmak çok zor olabiliyor. Bilgisayarlar düzenli desenleri modellemekte de çok başarılı olabilir ama doğada gördüğümüz çoğu desenin yapısında çeşitlilik ve düzensizlik var ki doğal rastlantısallığı da zaten bu sağlıyor. Bunu Arlon'un gölgelendirmesini uygulamak çok zor bir işti. Bu konuda ilerleyen videolarda paylaşacağımız bazı ilginç tekniklere başvurduk. Sizler de kendi desenlerinizi yaratmak için rastlantısallığı kullanmaya başlayacaksınız. Bu derslerin sonunda bence hepiniz dünyayı bir gölgelendirme sanatçısının gözlerinden bakacaksınız. Şu ekmekteki balon desenlerine bir baksana.